Evet, konumuz çalışan anneler ve sorunları ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İlk Hanım. Tekrar böylesinde olmak çok keyifli. Bizim için de çok keyifli. Sizinle sohbet etmek, sizinle özellikle belli konular üzerinde konuşmak bizim için gerçekten büyük keyif. Sizi ağırlamaktan büyük zevk duyuyoruz her zaman. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben de bir evimde gibi hissediyorum burada kendimi. Ne güzel hocam, ne güzel, ne mutlu bize. Bu arada bize katılmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Ben 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilir. Programımıza katılabilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için öncecocuğum@tgrethaber.com.tr mail adresimiz. Evet hocam. Programımızın başında da söyledik, çağımız bizi biraz da işte ekonomik sorunlar ve işte çocuğumuza güzel bir gelecek verme kaygısı çalışma hayatına itiyor. Hı hı. Fakat çalışma hayatıyla birlikte de özellikle annelerde suçluluk duygusu başlıyor. Evet. Nereden kaynaklanıyor bu suçluluk duygusu? İsterseniz oradan girelim. Tabii şimdi çalışan anne özellikle şimdi bütün yapılan çalışmalarda görülüyor ki özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadın sayısı çalışan erkeğe göre oran olarak çok daha az. Batı'da da az ama neredeyse eşitleniyor gibi, erkek kadın çalışanlar neredeyse yarı yarıya olmak üzere ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha az. Dolayısıyla çalışan kadın daha az olunca çalışmayan evde çocuğuyla, ki saygı duyuyorum o insanlara da tabii. O da büyük bir konfor. Konfor ve büyük bir iş de, o da bir iş. O da yani bir iş tabii, sonuçta, o da ayrı, hayır çocuk için, anne tabii için bir konfor artık, hani çalışan anneleri düşününce. Anne için bir konfor tabii. Şimdi böyle olunca çalışan anne, çalışmayan evde çocuğuna daha çok vakit ayıran, işte yemeği yapan, daha çok zaman ayıran anneyi gördüğü zaman eyvah, ben çocuğuma bakmıyorum. O işte diğer anneler çocuklarıyla vakit geçirirken işte ben çocuğumu bakıcıya bırakıyorum veya başka birine bırakıyorum gibi, sanki çocuğuna eksik bir şeyler yapıyormuş duygusuna kapılıyor ve bundan dolayı da büyük acı çekiyor. Çalışan annelerin bir de evde olan annelere hissettirdikleri bir şey var. Yani onlar çalışıyorlar, eve katkıda bulunuyorlar. Onlar da onları mı etkiliyor? Onlar da onu da etkiliyor. Yani böyle bir etkileşim içindeler. Halbuki hepsinin kendi içinde yaptıkları çok sağlıklı şeyler var. Ben burada şeyi vurgulamak isterim. Çalışmak isteyip de çalışmayan, çalıştırılmayan anneler veya kadınları... Bir de onlar var. Bir de onlar var yani. Ve bizim toplumumuzda hatırı sayılır bir oranda. Evet, çok sayıda. Yani dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelince çalışan kadının sorunları ortaya çıkıyor. Gerçekten ne kadar çok, değil mi? Tabii, artı bir bu eve bakışıyla ilgili, çocuğuna daha az zaman ve suçluluk duygusu. Bir çalışma yapılmış, biliyor musunuz? Bir telefon şirketi bakıyor ki çalışan anneler saat 5-5.30 civarında telefonlarını, evlerini arıyorlar o saatte. Tam çıkış saatleri ve çocuklarının okuldan dönüş saatleri, döndüler mi, neredeler kontrol diye ediyorlar. Ya ben bu çalışmayı okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Yani annelerde o kadar bir tedirginlik var ki çocuklarından sanki yanlış ve eksik bir şeyler yapıyorlarmış gibi. Hakikaten bunu duymalarına da gerek yok ama sonuçta annelik duygusu tabii, çocuğuna düşkünlük. Baba bunu hissetmiyor o kadar, ne olursa olsun. Tabii anne, çalışan anne sorunları dediğimizde bir çocuğuyla ilgili yaşadığı sorunlar, evle ilgili yaşadığı, sonuçta kadın tek başına evde değil yani, eşi veyahut da yakın akraba varsa, çocuğuna bakan bir kişi varsa onunla yaşadığı sorunlar, artı çalışan kadının bizim toplumumuzda, özellikle tabii ben bizim toplumumuzla tabii ilgili ki konuşmak tabii istiyorum daha çok. O zaten evet, hocam. Bizim toplumumuzda çalışan kadına bakış, çalışan kadına işte koyulan engeller, hem dış engeller hem iç engeller. Hep esas o iç engeller, onları da ayrıca konuşacağız. Evet, bunlar da yine çalışan anneyi mutsuz, depresif, sıkıntılı, huzursuz eden faktörler diyebilirim.
O dereceye varıyor ki işte o çalışan annelerden bir takım işte madde kullanımına kadar işte aşırı kahve, çay tüketme, ne bileyim, alkol alma. Bunlar da bağımlılık oluyor değil mi? Bağımlılık oluyor. Ya buna kadar birçok psikiyatri, yani bizi ilgilendiren rahatsızlıklarla da karşılaşıyoruz çalışan annelerde. Yani bana gelen vakalardan da biliyorum bunları. Anne herhalde en çok şeyden çocuğunu evde bırakmaktan, onu geleceğiyle ilgili belki yanlış şekillendirmekten, hani daha doğrusu gelişimini olumsuz etkilemekten korkuyor. Evet. Bunun için suçluluk duyuyor ama belki de o suçluluk duygusuyla en çok buna sebep oluyor diye düşünüyorum. Tabii, ne dersiniz? Tabii aslında suçluluk duymasına gerek yok. Eğer anne bir şey geldi birkaç ay önce, Sheryl Sandberg diye bir CEO bayan bir yazdığı bir kitabı tanıtmak üzere Türkiye'ye geldi. Eğer anne diyor çocuğuna gerekli vakti veriyorsa, yani kaliteli zamanı ayırıyorsa. Nitelikli zaman. Tabii mesele o. Yani bütün gün çocuğuna oturup bir ara bağır, sev, sarıl, ondan sonra bir daha sinirlenme gibi bir zaman geçirmek yerine çocuğunla yarım saat, 45 dakika işte gününü nasıl geçirdin, neler yaptın, işte onunla bir iki yaptığı şeyi paylaşma bence geçirilecek 15-20 saatte çok daha kıymetli ve kaliteli. Yani anneler bunu şey yapabilir, fakat bunu yapmaları için annelerinde, sonuçta anne ise bir de ortada başka bir eş var ya, erkek faktörü erkek var çok yani. Önemli bir faktör. Şimdi erkek mutlaka, o da çalışıyordur genelde. Eğer anneyle evi paylaşmıyorsa, hayatı paylaşmıyorsa, kadın da bu daha çok sıkıntılara, depresyona neden oluyor. Şimdi o zaman ne yapıyor? Kadının işi artı oluyor. Şimdi kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Kadın eve geliyor, o halinde bütün işte mutfağa giriyor, yemeği yapıyor, adam oturuyor, televizyon seyrediyorsa. Bu kadındaki bir adaletsizlik. Adaletsizlik ve yanlış bir şey yani. Kadındaki sıkıntıyı, öfkeyi arttırıyor. Yani bu yapılmamalı. İşte Sheryl Sandberg der ki eşinizden eş yaratın. Yani tam eşiniz olsun. Siz eve geldiğinizde ne yapıyorsanız o da aynısını yapar. Çocuğun bezi değiştirilecekse. Paylaşmak gerekir. Eğer bu şekilde bir aile oluşturulursa, paylaşımcı, ki bunu yapanlar da var yani hakikaten, o ailelerde kadın erkek arasında hem evlilik daha sağlıklı oluyor, hem kadın daha sağlıklı oluyor. Hatta cinsel hayatları daha sağlıklı oluyor. Yani bunlar hep yapılmış çalışmalar, saptanmış şeyler yani, gerçekler. Ne oluyor? Hayatı paylaşıyorsunuz. Ama işte bizim ta çocukluktan beri edindiğimiz o kültür, işte erkeksin, şeysin. Evet hocam, biraz oradan bahsedelim ya, yani, o iç engellerden, tabii, o yetiştirilmemizden yani kaynaklanan. Ama o kodlanmalardan belki işte biz zamanı, ben annemden böyle gördüm. Yani ailemde hayır, biz nasıl gördüysek gördük. Ya bizim gördüğümüz, yani anne baba saygıyla, rahmetle anıyorum. Hepsi çok saygıdeğer insanlar ama onlar iPad'den habersiz büyüdüler. Yani bilgisayardan habersiz büyüdüler. Yani yaşadıkları dünya çok farklıydı. Dolayısıyla o dönemleri örnekleyerek işte ben böyle gördüm, böyle oldu. İşte erkeğin daha farklı bir konumu varmış. İşte daha erkek, maskülen kimlik çok ön planda tutulurmuş. Yani bizim aile yapılarımızda ki halen bizde bu var, yani bu gelenekler var. Yani kadın erkek eşitliğine bir kere inanmasak hiçbir şeyi çözemeyiz. Yani cinsiyetçi ayrım olduğu sürece bu bahsettiğimiz işte uyumsuzluklar, ev içi uyumsuzluklar, anne çocuk arasındaki sorunlar, karı koca arasındaki sorunlar devam etmeye mahkum olacak. Yani işi düşündükçe böyle daha esas temel şey burada cinsiyetçi ayrım. Yani bu cinsiyetçi ayrım dediğimde sadece benim ülkemi de kastetmiyorum. Bizden daha kötü durumda olan ülkeler de var. İşte Afganistan gibi, Pakistan gibi, işte diğer Arap ülkeleri gibi kadına eşitsiz, daha eşitsiz davranan, ama bizim de durumumuz pek hoş değil yani. 150 ülke arasında 120. sıradayız kadın erkek eşitliğinde, yani cinsiyet ayrımcılığında. Bunlar benim ülkem adına hoş şeyler değil. Bu arada bir seminere katıldınız. Aslında o seminer ilham oldu bize. Evet, Kıbrıs'ta. Evet. Çok güzel ve çok anlamlı bir seminerdi. Evet, aslında tam da yeri gelmişken isterseniz anlatın. O tabii, ben buradan bize kendilerine Kıbrıs Türk Kamu Sendikası çalışanlarının davetiyle Kıbrıs'a gitmiştim. Ayın 10'unda, 10 Mart'ta böyle bir seminer vermiştik.
Buradan kendilerine selamlarımı, teşekkürlerimi. Çok güzel de ağırladılar. Gerçekten de çok anlamlı bir seminer olmuş hocam. Evet. O biraz daha farklıydı. Çocuk anne ilişkisinden çok şeyi işledik orada. Kadının iş hayatındaki özel hayatındaki uyumu diye bir şeydi. Çok ilgililerdi. Ben çok duygulandım o ilgiye ve tekrar gideceğim. Önümüzdeki hafta yine Kıbrıs'ta ama başka bir bilimsel toplantıya katılmak üzere gideceğim. Aslında bağlantılı da hocam. Hani kadının iş hayatında o dediğimiz yanlış kodlanmalar, yanlış algılar kadının iş hayatındaki başarısızlığını da etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Bakın mesela erkek dediğiniz zaman hırslı erkek dediğiniz zaman vay be adamı, hırslı kadın dediğinizde bir duruyoruz. Yani kötü bir şeymiş gibi. Bir kere bu paradigmaların değişmesi, yani bu yerleşik zihnimizdeki düşüncelerin değişmesi lazım. Niye kadın da hırslı olur ya? Yani kadınlara şey yapmışlar, yapılmış bu çalışma kadın ve erkek öğrencilere. İleride işte idareci konumunda olmak ister misiniz diye erkeklerin hepsi hemen hemen evet demiş, kadınların yarısı ancak evet demiş. Yani kız öğrencilerin yarısı evet demiş. Yani istemiyorlar ama ne için? Sen otur işte fazla. Yani erkeğin fazla öne çıkma. Fazla öne çıkma. Kadına da bu denir. Yine çok ilginç bir hikaye anlatıyor Sheryl Sandberg bir şeyde. İşte bir bayan arkadaşı subay ve askeri gemiyle sefere çıkacaklar. Çıkıyor kadın. 2-3 ay gemi seferde kalıyor, dönüyor. Sheryl Sandberg soruyor, diyor ki nasıl bir zorluk çektin bu kadar erkek zorluğu diyor gemide değil ama dönüşte çektim diyor. Neden diyor? İşte bir dönüş üzerine bir parti verilmiş, subayların eşleri bayanlar bana olumsuz baktılar diyor ve beni eleştirdiler diyor. Yani kendi hemcinslerimden geldi. Burada kadınların da kadınlara ket vurduğunu görüyoruz. Bakın bir çalışan bayan, siz çalışıyorsunuz değil mi? Elbette. Çalışıyorsunuz. Çocuğunuz da var. Tabii ki. Evet, Allah bağışlasın. Amin. Ne güzel. Şimdi çalışan bir bayan doğum yaptığı zaman eşine deniyor ki gözün aydın, işte Allah analı babalı büyütsün deniyor. Değil mi? Evet. Bayana deniyor ki gözün aydın, Allah analı babalı büyütsün. Peki ya iş ne olacak? Yani o kadının sorunu. O kadının sorunuymuş gibi. Evet. Yani böyle bir şey var mı? Yani eğer o sorunsa kadının sorunu, erkeğin de sorunu. Bunu vermeliyiz. Yani eğer biz yaşamı kadın erkek olarak paylaşmıyorsak, ki paylaşmıyoruz, erkeğin de mutlu olması mümkün değil, kadının da mutlu olması. Yani erkekler, affedersiniz, yani burada kelimeyi biraz ağır kullan, biraz salak herhalde. Kendi mutsuzluklarını kendileri yaratıyorlar. Yani ben ben işte o maskülen yapıyı daha böyle kamçılayarak, yani mutlu erkek ki bundan dolayı çok kendini mutlu hisseden bir erkek görmedim. İşte dünyayı erkekler yönetiyor. Bütün devlet başkanları erkek, bütün en büyük ülkelerin devlet başkanları. Ama dünyanın mutlu, sağlıklı, huzurlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Yine böyle bir çağrışımla geliyor aklıma. Bir gazeteci, Güney Amerikalı bir gazeteci, Çin'de sadece kadınların yönetici olduğu, kadınların küçük bir kasaba gibi bir yer. Güney Çin'de bir yer. Muoso, öyle ismi böyle bir yer. Gidiyor orada 2 ay kalıyor. Hiçbir şiddet yok. Herkes mutlu. Ama hep yönetici konumunda kadınlar. Ve cennet kadındır diye de bir kitap yazıyor. Oradaki şeylerini, anılarını. Biz yönetici seçerken hep erkekleri seçmeye çalışıyoruz. Peki olup bitenin çok sağlıklı olmadığını görüyoruz. Hep şikayet de ediyoruz. Düzen diyoruz, ne diyoruz, işte eşitsizlik diyoruz vesaire. Ama hep yönetici konumunda erkekler. Demek ki bu erkeklerin, bakın bu toplumda yetişmiş bir erkek olarak söylüyorum bunu. Demek bizim yanlışlarımız. Bir de kadınlar yönetse bizi. Evet, biraz da kadınların herhalde o yanlış kodlanmalardan kurtulup kendi güvenlerini kazanmaları gerekiyor. Belki bu anlamda da hani yapılacak en güzel şey kız çocuklarımızı yetiştirirken dikkat edilecek şeyler. Ona da geleceğiz hocam ama bu arada bir izleyicimiz bizi uzun bir süredir bekliyor. Tabii. Aynur Seyanar İstanbul'dan bizi arıyor. Merhabalar Aynur Hanım. Merhabalar canım benim. Merhabalar. Benim hocama bir sorum olacaktı. Ben bir babaanneyim. Oğlumun ilk bebeği 2,5 yaşında çok şirin pervin.
adında bir torunum var. Doğdu doğalı benim elimde. Gelinim markette çalışıyor. Sabah getiriyorlar çocuğu bana. Akşam alıyor oğlum geri eve. Yalnız çocuk giderken feryatlar içinde gidiyor. Bunu da gelinim asla tafta yaparak işte annem kendisine bağımlı yetiştiriyor çocuğu. Şudur budur diye. Kızım o zaman çık evde bebeğine bak dediğim zaman senin oğlun bir maaşla beni mi geçindirecek? Yavrucuğum ben ne yapayım? Gelinimi de çok seviyorum. Çok yürekli bir kadın. Ama işte gel çocuk yüzünde bana biraz burun büküyor. Ben de bebeğimi kıyamıyorum. Bakıcının eline vermek istemiyorum. Ne yapayım? Acaba gelinimin bir psikolojik mi bir sorunum var diyorum. Çaresizce ne yapayım? Getirdi. Bu surat asarsa da kucaklayarak bebeğimi alıyorum. Bebeğim bensiz durmuyor. Kulağımdan tutarak uyuyor. Ne yapabilirim? Hocamdan bana bir yol göster. Şimdi şöyle tabii çocuğa bir akrabanın bakması, babaanne bakması, bir herhangi yabancıdan bakması daha iyi, daha sağlıklı. Tabii çocuk babaanneyle daha çok vakit geçirdiği için kendini ona yakın hissediyor. Ona daha yakın olarak hissedebilir. Burada anneyle aslında görüşmek lazım. Belki anne de tabii işinin özelliğini bilmiyoruz. Ne yoğunlukta çalışıyor. Eve dönünce işte mutlaka ev işin stresi var. Onları yaşıyor. Belki işte o da eve yansıtıyor. Evde yansıtacağı kim var? Sonuçta kayınvalide var çocuğuyla ilgilenen. Burada ben Aynur Hanım'ın biraz daha anlayışlı olmasını beklerim çalışan gelinine. Ama tabii o da biraz kırıcı birkaç cümle söylemiş. Belki onun da kalbi kırılmış. Onun da kalbi kırılmış. Yani o dolayısıyla aralarında konuşarak yani bunu karşılıklı ben çözülebileceğim. Tabii burada beyefendiye de yani esas oğluna da iş düşüyor. Bu eşitlikçi düzeni böyle olması gerekiyor. Tabii. Yani bunlar konuşularak çözülebilecek şeyler diye düşünüyorum. Aslında en büyük sorunlarımızdan biri bu yaşadığımız duyguları ve çatışmaları pek dile getirmiyoruz. Ondan sonra da büyüyor bunlar. Evet, hatta belki patlama noktasına da geliyor. Bu aslında çok da böyle önemsenecek bir şey değil. Yani çok büyütülecek bir şey değil. Yani bu düzen böyle kurulmuş ama anne de sonuçta geliyor. Belki işte eş biraz paylaşımcı olsa bilmiyorum tabii olayı. Evet. Aslında bir yardım alsalar belki çok belki bir seansta bile çözülecek bir durum gibi geliyor. Evet. Bu konumuz çalışan annelerin sorunları. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek var. Hocam annelerin çocuklarına yeterli zaman ayıramamasından kaynaklanan bakıcıya olan kıskançlıkları bazen evet. Anneanne, babaanne, çocuğa bakan her kimse ona olan bir de kıskançlıkları oluyor. Çocuk ilgi gösterince evet, bu, anne kıskanıyor değil mi? Bu çok yaşanıyor yani o benden daha fazla zaman ayırdı. Sanki çocuğuma o daha yakın ve ciddi şekilde o bu sefer yaptığı işi sevmemeye başlıyor. Yani onu kıskanması bir taraf bir de işinde de verimliliği azalıyor. Ben bu işi yapıyorum onun için çocuğumdan uzağım. Onun için işte o bakıcı bakıyor, işte ya babaanne bakıyor, hem onlara öfke duyuyor, hem işinden soğumaya başlıyor. İşte ruhsal sorunlar böyle başlıyor. Evet, aslında hep birbirini tetikleyen şeyler. Kesinlikle. Biraz önce bahsettiğiniz o seminerle ilgili girdiğimiz iş hayatında kadının başarılı olmaması. Evet. Aslında iş hayatında başarılı olamıyor, evde kendini suçlu hissediyor. Bütün bu baskıların altında kadın mutsuz oluyor ve bu mutsuzluğunu da çocuğuna yansıtıyor. Kesinlikle. Değil mi? Bütün hayatını etkiliyor. Ondan sonra da çocuğunu etkiliyor. Etkiliyor ama işte bütün bunların çözülmesi ancak eşitlikçi bir düzenle mümkün. Yani esas da tekrar aynı noktaya geliyorum. Kadına eşitlikçi yaklaşılmamasıyla ne iş yerinde ne evde hep kadın sanki İşte bakacak olan, bakmak zorunda olan, çocuğun altını temizleyecek zorunda olan, yemeği yapmak zorunda olan, çocuğu okula bırakmak zorunda olan kişiymiş gibi hep kadın üzerinden şey yapılıyor. Ama insan her işi kendisi yapmaz. Jessica Parker'ın bir filmiydi galiba, buradan öneririm. Mucizeyi kadınlar yaratır. İşte orada bütün koşturuyor ve ondan dolayı düştüğü bunalımı anlatıyor. Çok güzel bir film o da. Zaten demek sadece bizim kültürümüzde olan şeyler değil bunlar. Tabii bütün dünyada. Bütün dünyadaki sorun bunlar. Burada bir takım o yerleşik düşünceleri değiştirmek lazım. Hep verilen mesaj şu. Çalışan kadın mutsuz kadın. Evet. Sanki sert kadın, katı kadın,
Ben bu bir hafta içinde de böyle gittiğim iş yerlerinde, bir bankada mesela, banka müdüresi hanım, TEP Maşka Şubesi. Baktım çalışanların çoğu hanım. Ne kadar güzel dedim. Mesela gayet de sakin bir ortam. Yani hanımların çalıştığı yerlerde daha güzellikler oluyor ama onlarla da paylaştım. Evet diyorlar, idareci konumundaki kadın daha sertmiş gibi algılanıyor, daha katıymış gibi algılanıyor. Ve bu elbise giydiriliyor. Yani kadına giydiriliyor. Sanki çalışan kadın daha az duygulu kadınmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Duygusuzmuş gibi. Duygusuzmuş gibi. Ya böyle bir gerçek yok. Bazı o ön düşüncelerin bir kere kırılması lazım. Ya çalışan erkek neyse çalışan kadın da o. Hatta çalışan kadına aynı işi yapan erkekten daha az da ücret ödeniyor. Yani ücret meselesinde de bu ayrımcılık var. Bunların kırılması lazım. Bunların tartışılması lazım. Birçok aktivist kadın, Serpil Timuray mesela, belki duymuşsunuzdur ismini. Mesela 81 ilde kadın emeklerini değerlendirme ile ilgili aktiviteler yapıyor. Ya bu ne çok güzel bir çalışma. Yani DHL diye bir şirket var. Orada çalışanların çoğunun bayan olduğunu öğrendim. Başlarında Nil Hanım diye bir hanım. Ben bu buraya gelirken bir de... Bayağı bir çalışmışsınız hocam. Çalıştım ama ülkemde var ya, bu insanlar var ve şey yapıyorlar. Umut verici onların. Umut verici tabii yani, o kadar da karamsar olmanın anlamı yok. İşte buradan sesleniyorum ya bayanlara da, örneklerimiz var, bir tane, üç tane, beş tane de olsa var. Lütfen, ben bunu bir erkek olarak erkeklerin mutluluğu adına da söylüyorum. Kadınlar ne kadar bizim hayatımızın içinde olursa, ne kadar onlarla paylaşırsak hayatı, biz de o kadar mutlu oluruz. Yani kadınlarımız bizim hayatımızın yani bir parçası. Yani bir erkek kadınsız olabilir mi? Bir bayan erkeksiz olabilir mi? Dolayısıyla bir şeyleri biz ancak eşitlikçi olarak paylaşırsak mutlu oluruz. Erkeklerin de mutsuzluğun altında bu var. Erkeğe de mesela yüklenen her şeyi sen bilirsin. Hayır, bilmezsin kardeşim. Ona ya. Da ayrı bir sorumluluk. Erkeğe de ayrı bir yük, değil mi? Sorumluluk oluyor. Ya yani sorun oluyor. Yani erkek için de sorun oluyor bunlar. Yani burada bayanların eşitliğini savunurken aslında erkeklerin de mutlu olması adına söylüyorum bunu. Evet, evet. İşte bu zavallı durumdan kurtulmamız lazım yani. Daha çok kadın idarecimiz olsun. Yani işte ne bileyim, yarın seçim var. İsterdim ki çok daha fazla kadın aday olsun. İnşallah gelecek seçimlere diyoruz. İnşallah hocam, yani öyle inşallah. Diyoruz. Ama işte bu oranlar bizde olduğu gibi bütün dünyada da aşağı yukarı aynı. Belki işte bütün dünyanın da sorunu da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum yani. Aslında her şey eğitimle başlıyor. Evet. Eğitim daha çok küçükken, özellikle kız çocuklarımızı yetiştirirken çok dikkatli olmamız lazım. Bu çok önemli evet. Bir konu ama önce Meliha Hanım tabii. Bizi arıyor İstanbul'dan, Meliha Ergin. Onun telefonuna cevap verebilirim. Hoş geldiniz Meliha Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Meliha. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba efendim. Teşekkür Merhaba. Ederiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah iyilik versin. Sizi dinliyoruz. Benim de bir sorunum vardı. Buyurun. Ben de torunuma bakıyorum. Kızdan çocuğu. Kızdan torunum. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın hocam. Lütfen, bizim bir odada konuşuyoruz sizinle Meliha Hanım. Evet. Şey, çocuğa bakıyoruz. 2 yaşından beri bakıyoruz. Şu anda 1. sınıfa gidiyor 7 yaşında ama çocuğu bir türlü memnun edemiyoruz. Ne yapsak memnun edemiyoruz. Annesinin yerine olamıyoruz. Ben bazen çok kızıyorum. Annesine çık diyorum, çocuğuna bak diyorum. İyi mi yapayım, kötü mü yapayım onu da bilemiyorum tabii. O da çalışması lazım mecburen. Evet, şimdi çocuk yetiştirirken 7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. İşte hiçbir evet. şeyden tatmin olmadığından bahsediyor anneanne. Çocuklar... Tabii özlüyor annesini olmak tabii, istiyor belki, değil mi? O da var. Belki anne bir parça daha farklı zaman yaratabilir. Çocuğun daha sakinleşmesi. Daha kaliteli zaman geçirmek. İşte bahsettiğimiz evet. gibi. Evet. İşte ne yaptın, nasıl yaptın vesaire gibi. Belki oyun oynamak hocam. Tabii oyun o kadar önemli ki. Yani 7 yaştan oyun çağı çocuğun. Ben burada Meliha Hanım'ı da tebrik edemiyorum. Sonuçta torun bakıyor. O da az şey değil ama tabii kızı olduğu için nazı da geçiyor. Ona biraz işte bırak işini falan diyebiliyor ama ne olur kızınızın işini bırakması değil, hatta daha çok çalışması için teşvik edin. Burada belki şöyle de olabilir. Bu da mesela yapılmış çalışmalar. Çalışan kadın erkekle bu daha az eşit olduğunu gördüğü için daha çok iş yapmaya çalışıyor. Yani kendi ispat etme çabası içinde ve kapasitelerini zorluyor. Sınırlarını aşmaya çalışıyor.
Yani sonuçta hepimizin bir çalışma kapasitemiz var. Bunları yapınca, yapmaya çalıştığında bu sefer yaptığı işi de daha az kaliteli yapıyor. Bu da kendisini daha çok mutsuz ediyor. Ve dolayısıyla o mutsuzluk böyle bir dönen kar topu gibi büyüyor ve bu sefer evde öfke veya eşiyle olan işte sıkıntılara yol açıyor. Ne olur buradan ben çalışan hanımlara sesleniyorum. O sınırlar sizden ne kadar talep edilirse edilsin sınırlarınızı belirleyin. Bu sizi daha çok mutlu edecek ve ne olursa olsun yine çalışan bayanlara sesleniyorum buradan. Ne olursa olsun bir sosyal hayatınız olduğunu, işinizin dışında da bir hayat olduğunu ve planınızı yapın. O hayatınıza bir zaman ayırın. Burada Melih Hanım'ın bahsettiği konuya yine döneceğim. Çocuğunuza o zamanı verin. Hocam bir de Melih Hanım anlatırken şu dikkatimi çekti. Anneanne, babaanne bakarken işte tabii ki elbette o çocuğa çok emek verdiği için gözünün içine bakıyor ve üzülüyor. Onun yalnız kalmasını istemiyor. İşte belki kızına sitemde bulunuyor. Belki bunları paylaşırken çocuk da bunu duyuyor. Anne zaten suçluluk duygusu içinde. O zaman çocuk da sanki hani annemin zamanı var veya annem beni böyle yapmıyor diye daha psikolojik olarak, kendini kötü hissediyor. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani burada çocuğun önünde en azından bu tip tartışmaların yapılmamasını önereceğim. Evet, bu çocukların çocuklar teyp gibi bütün söylenenleri kaydediyorlar ve hatta etkileniyorlar. Bunu sevmediğini bile düşünebilir değil mi? Annem beni sevmiyor, annem istemiyor. Tabii. Beni sevmediği için işe gidiyor falan. Çocuk bunları düşünmez ki, algılamaz ki. Yani dolayısıyla çocuğun önünde özellikle bu konuların konuşulmaması. İşte belki o talepleri çocuk yani bencildir. Yani çocuk sonuçta. Yani oyun oynayacak, talepleri olacak, doymayacak, daha çok isteyecek. Dolayısıyla çocuğun önünde ne olur o tartışmaları yapmayın. Bir de çalışan anne veyahut da baba işte neyse veya baba bir seyahate çıkıyor mesela dönüşte çocuğuna gereksiz bir sürü hediye getiriyor. O da suçluluk duygusuyla yani çocuğumdan ayrı kaldım onu tatmin etmek için. Bunları da yapmamak lazım yani çok dozunda yapmak lazım. Eğer yine de bir sorun yaşanıyorsa, yani her şeye rağmen bir takım sorunlar yaşanıyorsa, çalışmaktan dolayı veya evde işte çocukla ilgisizlikten dolayı, çocuğun gösterdiği tepkilerden dolayı, yine her şeye rağmen, bütün diyaloglara rağmen sorun yaşanıyorsa, çok değerli çocuk psikiyatristlerimiz var bu ülkede. Yani onlara bir danışabilirler, psikologlara danışabilirler. Mutlaka yardımcı olunur. Çünkü her olay da kendi içinde bir dinamik taşıyor. Yani buradan bir şeyler söylüyoruz ama bir detay vardır. Belki o her şeyi çözer. Evet hocam. Bu arada yine bir izleyicimiz var. Antep'ten tabii bizi arıyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ben hocama bir sorum olacaktı da benim. Tabii. Şimdi benim 4,5 yaşında bir oğlum var. Biz babayla ayrıyız. Yani çalışan annelerin sorununu anlatıyorsunuz da bir de çalışan annelerin babayla ayrı olan problemleri de var. Daha da büyük, tabii, haklısınız. Tabii. Çok daha zor. Evet. Şimdi babayla ayrıyız. Ben çalışıyorum. Anneanne bakıyor oğluma. Evet. Ve hani arada bir babayı da soruyor bana. Hani anne babam ne zaman gelecek? İşte biz devamlı şey diyoruz. Hani ayrıldık diyemiyorum çocuğuma. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Resmen boşandınız mı? Resmen boşandık. Tamam, ona göre bir cevap. Resmi olarak boşandık. Hani ayrıldık diyemiyorum. Baban çalışmaya gitti diyorum. Babası da başka bir şehirde. Evet. Hani ben bunu çocuğa nasıl izah etmeliyim? Bir de çocuk bensiz gece kesinlikle uyumuyor. Öyle bir problemimiz var. Hı hı. Ben olduğum zaman mutlaka şey diyor, hadi beraber uyuyalım diyor. Ve 4,5 yaşında, 4,5 yıldır benimle beraber uyuyor. Hı hı. Böyle de bir problemimiz var. Bu konu hakkında peki, sizden biraz yardımcı. Şimdi boşanmalarda hakim şöyle bir karar verir. Eğer çocuk annedeyse der ki baba çocuğu örnek veriyorum işte cumartesi günleri her cumartesi öğleden sonra 2 ile 5 arası görecek. Alır ve geri bırak. Böyle bir takım çok sınırları belirgin zamanlar koyar. Evet. Bunun sebebi var. Şimdi eğer böyle bir zaman konmazsa ve baba rastgele zamanlarda burada olduğu gibi çocuğu görürse çocuk da hep her an baba gelecekmiş gibi algılar. Şimdi ortada bir de şu sorun var hocam. Hani
çocuk bilmiyor boşandıklarını. Bunu bilmemek lazım. Yani çocuğa söylememek yanlış, yanlış değil mi? Yanlış. Çocuk bilecek. Biz babanla bazı konularda anlaşamadık. Onun için hayatımızı ayrı yaşamaya karar verdik. Artık baban bizden ayrı yaşayacak diye üç cümle. Belki üzülecek ama sonuçta bu gerçek. Bu gerçek ama inanın ki çocuk bunu alır orada bırakır. Yani biz büyükler sanki çocuk bizim gibi öteye taşıyacaklarmış gibi düşünürüz. Ha yapacak. Ne abi? Bunu böyle söylediniz mi orada çocuk onu alır ve bırakır. Bunu mutlaka söylemesi lazım bir kere çocuk. Evet, bunun altını çizmemek lazım. Şimdi diyelim ki anne bunu söylüyor. Çocuk şimdi 4,5 yaşında. Belki anaokuluna gidiyor veyahut da yarın ilkokula gidecek. İlkokulda birisi diyecek ki sen annen baban ayrı. Bu sefer annesinin kendisine yalan söylediğini düşünecek. Bu çok daha büyük. Bu daha büyük bir travma. Onun için ne olursa olsun yani bunu annenin bakın şurada söylediğim gibi biz ama o yine senin baban, ben de senin annenim ve babanı da şu günlerde göreceksin. Eşiyle de konuşması lazım ve bunu belirtmesi lazım. İyi ki böyle bir soru geldi. Hı hı. Çünkü burada çocuklardaki en büyük ruhsal sorunlar ayrılmış çiftlerde babanın veya annenin rastgele zamanlarda çocukla beraber olmaları. O çocuk onu o zaman dünyası kafası karışıyor. Buna hakkımız yok. Onun için baba mesela cumartesi günleri gelecek dediği zaman çocuk cumartesi bilir, o günü bekler. O gün gelir baba ama o gün gelmemesi kötü tabii yani ama o gün geleceğini bilirse bitti. Yani bunu kanun yapıcı böyle uzmanlara belirlerken danışarak uzmanlara danışarak bunları şey yapıyorlar. Hep biliriz değil mi? Şu gün şu saat denir. Hatta saat bile verilir. Bu nedenle yapılır bu. Burada hanımefendi mutlaka çocuğuyla bunu konuşmalı ve babanın da görüşeceği zamanı belirlemeli diye düşünüyorum. Evet yani her şeyi aslında anne düzenleyecek. Evet. Belki zor bir süreç ama zor, kolay atlatılacak. Değil, tabii kesinlikle atlatılır. Niye atlatılmasın? Yani eğer çocuğunuza siz gerçekten zamanını, doğru zamanı ve sevginizi verdiğinize inanıyorsanız, veriyorsanız o zaman korkmayın ya. Değil mi? Bir de dürüst olmak gerekiyor çocuklara, çocuklara karşı. Çocuklara kaç yaşında olursa olsun. Çocuğa çok doğru. Küçük olunca zannediyoruz ki hani anlamaz o daha. Halbuki çocuklar her şeyi hissediyor. Aynen. Mesela 5,5 yaşında benim çocuklarım. Baba ama böyle demişti. Ah çok affedersin derim. Özür dilerim. Yanlış söylemişim. Bunu söylerim. Belki der o da. Hani özür dilerim. Yani, bunu yapmamalıydın derim yani. Bunu deyin ama çocuğunuza. Buna ayıp bir şey yok. Yani yanlış da yapabiliriz hepimiz. Evet kesinlikle. Hocam sınırlara geldik. Evet. Sınırlara geldik. Bunu diğer annelerimiz için, çalışan annelerimiz için evet. de koymak gerekiyor. Biz genellikle Türk kadınları olarak hayır demeyi bilmiyoruz. Özellikle sevdiklerimize. Hani hep bir fedakarlık, hep bir kendimizden daha çok verme. Bu sınırları nasıl koyacağız? Şimdi sınırlar önemli mi? Sınırlar şöyle önemli. Sınırları koymak aslında insanın kendisini sevmesi demektir. Biz sınırlarımızı koyarsak kendimizi korumuş oluyoruz. İşte belli saatlerde veya belli işimde ben şunları yaparım, bunları yapmam dediğimiz zaman biz aslında kendi gücümüzü, kendimize olan güvenimizi korumuş oluyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Çocuklara da sınır koyduğunuz zaman, yani sınır koymakla yasak ayrı şey. Buradan özellikle vurgunuz yani. Bu yasak demekle sınır koymak apayrı bir şey. Benim yatağım burası, bu bir sınır. Yani bu benim yatağımsa ben burada yatacağım. Yani bu benim yemeğimse benim yemeğim yani ama buna dokunamazsın. Veyahut da bu oda senin odan, bu sınırlar içindesin. Bu odada istediğin şekilde oyun oynayabilirsin ama salon şey odası değil, oyun odası değil. Bu yasak değil, sadece sınır koymak. Zaten sınırlar olmasa dezordur dedim yani bir felaket olur. Bizi derimiz, bizim vücudumuzu, benliğimizi sınırlıyor. Derimiz olmasa her şey mikrop kapacak vesaire yani. Dolayısıyla sınırlar bizi ruhsal açıdan, bedensel olarak koruyan en önemli şeyler. Yalnız sınır derken tekrar söylüyorum, sınırlarla yasaklar birbirlerine işte neredeyse siyahla beyaz gibi farklı. Hocam kız çocuklarımızı yetiştirmek diye bahsediyoruz evet, programımızın başından beri. İsterseniz o noktaya gelelim. Tabii. Kız çocuklarımızı yetiştirirken nasıl yetiştireceğiz, nelere dikkat edeceğiz Hı-hı. ki onlar gelecekte ailelerini kurduklarında sağlıklı ve mutlu
aileler kurabilsinler, iş hayatında başarılı olabilsinler. Evet. Ya, vallahi kız çocuğunu yetiştirirken bir kere eğer evde erkek çocuk da varsa kız ve erkek ayrımını yapmadan, yani bu erkek kardeşinin, bu senin gibi böyle çok katı bir şekilde şeyler, belediyeler göstermeden, ayrımcı olmadan yaklaşmak lazım. Kız çocuğu neyse erkek çocuğu da o, erkek çocuğu neyse kız çocuğu da o. Yani ikisi de sonuçta ailenin içinde aynı değerde olduklarını hissettirmeleri gerek. Ama sus, konuşma, sen bilmezsin, kızsın, o erkek, o bilmez şekilde yetiştirdiğiniz zaman çocuğa da güvensizlik veriyorsunuz. O zaman ileride kendisini sizden saklayan, sizinle paylaşmayan bir evlat yetiştiriyorsunuz. Ve çocuğunuzla konuşurken ne olursa olsun, ama ne olur, doğru kelimelerle, doğru konuşun. Yaşına göre de işte kaç yaşındaysa onun beklentilerini karşılayacak şekilde, paylaşacak şekilde yaklaşın. Diyelim ki, örnek veriyorum yine, ilkokul öncesi çocuksa eğer, o çocuğun işte oyun çocuğudur. Oyun oynamasına imkan verin. İstediği şekilde oyun oynamasına, oyun odası, hatta evde mümkünse kendisine ait bir oda, bir yatak. Yani kendi özgüvenini sağlayacak yaklaşımlarda bulunun. Özgüven çok önemli değil mi hocam? Özgüven, her şeyin başı özgüven. Ve özgüven dediğimiz olay o yaşlarda verilir. Yani ben büyüsün de 10 yaşından sonra özgüvenini arttıracağım. Ne kadar erken yaşta verilirse o kadar sağlıklı, o kadar sağlam olur. Anne rahminden başlar. Her geçen evet, programlarımızda evet. da söyledik. Yani çocuklara eğer bir şey yapılıyorsa, yani örnek veriyorum, çocuk sigara içiyorsunuz, çocuğunuz gördü sigara içtiğinizi ve hep çocuğunuza sigaranın yanlış bir şey olduğunu söylüyorsunuz ama o yakaladı sizi. Ya, bu yanlış bir şey, ben yanlış bir şey yapıyorum, senden özür diliyorum, senin önünde böyle bir şey içmiş olduğumdan dolayı söyleyin buna, bu yanlış değil. Yoksa zaten daha önce söylediğiniz uyarıların hiçbir anlamı hiç kalmıyor. O zaman ne oluyor? Sus ama bak işte yaptığınız zaman bir telaşla onu söndürmeye yapmamış gibi yaptığınızda çocuk kafasında kuruyor. Ha bu demek, yani büyükler yapıyorsa demek ileride ben de bunu yapacağım der. Biz aslında davranışlarımızla mesaj veriyoruz değil mi hocam? Kesin. Yani nasıl davranırsak çocuk o mesajı alıyor. Yani ne söylersek onu alıyor. Yani çocuğun almadığını düşünürüz işte. Veyahut da çocuğun dünyasını sanki biz kendi dünyamızda yaşadığımız işte karmaşanın aynı çocuğun dünyasında da olduğunu düşünüyor. Çocuk hayır, o anda düşünür, temiz düşünür, naif düşünür, ötesini düşünmez. Onun için ne olur söyleyin, yani gerektiği şekilde söyleyin çocuk. İşte ben nereden geldim der bir mesela, leylek getirdi demeyin artık yani. Hocam bu arada çok azaldı süremiz, kısa tabii. kısa izleyicilerimizin tabii. sorularına cevap tabii, verelim. Lütfen. Eda Göz, çocuğum her akşam eve giderken hediye alıyorum. Her istediğini aldığım için ileride zorluk çeker, çeker miyim demiş. Çeker, her zaman bir şey bekler. Yani hediyesiz de başka bir şey alabilir. Yani bir öpücük verir, bak bu akşamki hediyem de sana öpücük desin. Yani mutlaka maddeleştirmesin. O belki suçluluk duygusu. O yine oradan kaynaklanıyor. Yani çocukların her istediğini yapmaya çalışıyoruz. O suçluluğu telafi yani, etmek için. O biraz mi? İşte ondan sonra ileride o çok büyük şeyler, sıkıntı yaratabilir. Evet. Serpil Beçene, ev hanımıyım. Yine de çocuğumla kaliteli vakit geçiremiyorum. 3 yaşında kreşe, çocuğum 3 yaşında kreşe mi göndermeliyim demiş. Kreşe de gönderebilir. Yani bir sakıncası yok. 3 yaşında çocuk kreşe gönderilebilir. Kreşe göndermenin şöyle bir avantajı var. Dezavantajı da var, avantajı da var. Çocuk daha sosyal olur. Arkadaşları olur. Bir tek çocuksa da özellikle. Hı hı. Bence kreşe göndermesinde bir sakınca yok. Ama yine de zaman ayırmalı değil mi? Zaman ayırmalı ama kreşten dönünce işte bu sefer kreşi paylaşmalı. Yani paylaşmak, hep aynı noktayı, aynı kelimeleri kullanıyorum. Döndüğünde işte ne yaptın bugün kreşte, kimler vardı, arkadaşların kim, adı kim gibi şey yapabilir, yani paylaşabilir çocuğunu. Evet. Bir başka izleyicimiz Esra Yalçın. Bebeğim 3 aylık, onu evde bırakıp işe gitmek psikolojimi bozuyor. Evet. Kendimi nasıl iyi hissedebilirim demiş. Evet. Ya 3 aylık acaba ya mutlaka bir anneanne babaanne birine evet. bırakıp gidiyor. Tabii bu çok zor bir şey ama şöyle düşünsün. Hı hı. İşe gidiyor, bir para kazanıyor. Sonuçta bu yaptığı iş de çocuğunun daha sağlıklı, daha mutlu, geleceğinin daha sağlam veya güvenli yetişmesi için yaptığı bir şey. Onun için kendini suçlamasın diyeceğim.
Evet hocam, son olarak annelere ne mesaj vermek istersiniz? Annelere benim söyleyeceğim en önemli şey, bunu hep annelerden duyduğum için söylüyorum. Ona her şeyi yaptım, işte saçımı süpürge ettim, yine de yaranamadım, yine de işte böyle oldu gibi mesajlar vermesinler. Çünkü bu yanlış bir şey değil mi hocam? Yanlış bir şey tabii. Bir şey yapıyorsanız önce kendiniz için yapın, kendi mutluluğunuz için yapın, kendiniz için yapın. Yani çocuk size bir tek cümleyle cevap verir, yapmasaydın der. Onun için çocuklarınızı yetiştirirken, şey yaparken, bu benim kendimin de haz aldığı bir şey. Eğer onun da, ona bir şey yapıyorsanız, onun adına bir şey yapıyorsanız, onunla hayatı paylaştığınızı hissettirir. Ona bir şey yaptığınızı değil, onunla hayatı beraber yaşadığınızı hissettirin. Yapacağınız en sağlıklı şey bu olur. Çok kolay değil ama zor da değil. Eğer içinizde çocuğunuza karşı gerçek sevgi varsa bunu yapabilirsiniz. Eğer yine de zorlanıyorsanız bunları yaşamakta, ne olur bir danışın. Şimdi artık yani modern dünyada hiçbir şey yapmasanız internette bile bu danışma merkezleri var. Size yardımcı olurlar. Evet hocam, ne güzel söylediniz, ne güzel mesaj verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim davetiniz için, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programın sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü, haftaya diyorum çünkü yarın programımız yok. Haftaya cumartesi günü saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.